Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere galeriden fotoğrafları silince Google fotoğraflardan da siliniyor. İşte bunun nedenleri, bunu nasıl çözeriz, bu sorundan nasıl kurtuluruz sizlere onu anlatacağım. Daha önceki videomda bunun tersi arkadaşlar. Google fotoğraflardan fotoğraf silince galeriden de fotoğraflar siliniyor videosu yapmıştık. Ama bazı arkadaşlar e, bu şekilde de silindiğini, bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini söylediler. Ben de onun için bu videoyu çekmeye gereksinimi duydum. Umarım sizlere faydalı olacak. Bunun için arkadaşlar öncelikle sizlere e, Google fotoğraflara girerek buradan çıkış yapıyorum. Google fotoğraflara giriyorum. Şu anda arkadaşlar ben e, mobil veri kullanıyorum. Buna özellikle dikkat edin, biraz karışık konu. Mobil veri kullanıyorum ve şu anda yedeklemem açık olmasına rağmen e, galeriden e, çekmiş olduğum fotoğrafları telefonumuz Google fotoğraflara yedeklemiyor arkadaşlar. Mobil veri kullanıyorsanız ama Wi-Fi kullanıyorsanız arkadaşlar o zaman sorun yok, bunu yedekliyor. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Eğer mobil veri kullanıyor, Wi-Fi'niz yoksa bu sıkıntıyla daha çok karşılaşıyorsunuz. Bu sağ üst profil, profilimize tıklıyoruz. Burada yedeklemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yedekleme kablosuz ağ bekleniyor diyor. İşte bu mobil veri yedekleme ile ilgili bir ayar var. Bu ayar kapalıysa kablosuz ağ beklenir arkadaşlar. Çektiğiniz fotoğraflar Google fotoğraflara yedeklenmez. O yüzden yapmamız gereken bu yedekleme kısmına basıyoruz ve yedekleme sayfası açılıyor. Burada da görüyorsunuz kablosuz ağ bekleniyor, mobil veri kullan diyor. Buraya basarak e, mobil veri kısmına girebiliriz ama ben sizlere asıl yeri olan sağ üst kısımda çark işareti var. Bu yedekleme ayarları arkadaşlar. Buraya basıyoruz ve açılan sayfamızda aşağı doğru indiğimizde mobil veri kullanımı diye bir kısım var arkadaşlar. İşte buraya basıyoruz. Giriş yapıyoruz. İşte burada veri yok diyor arkadaşlar. Veri yok kısmı işaretliyse kesinlikle mobil veri kullanıyorsanız fotoğraflarınız Google Fotoğraflara galeriden yedeklenmez. Burada ya megabaytlar var görüyorsunuz. Bunları işaretleyeceksiniz. Yani ne kadar mobil veri gitmesini istiyorsanız ama mobil veri sıkıntınız yoksa en son sınırsız yaparsınız. Yani internet sorununuz yoksa mobil veri de. Buradan da sınırsız yaptığınızda internetinizi açtığınızda galerideki fotoğraflarınız Google Fotoğraflara yedeklenir arkadaşlar. İşte sıkıntının kaynağı burada veri yok kısmı işaretli oluyor. Böylelikle e, Wi-Fi'niz yoksa e, fotoğraflarınızı e, mobil veriden Google Fotoğraflara yedekleyemiyorsunuz. Şunu da hemen belirteyim arkadaşlar: Google e, Galeride bir fotoğraf çektiniz, galeride görünüyor, Google Fotoğraflara girdiniz, Google Fotoğraflarda da görünüyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Galeri ile Google fotoğraflar birbirine bağlı. Yedeklenmemiş olsa dahi orada Google fotoğraflarda görüntü olarak görünür. Sadece görüntü. Çünkü birbirine bağlı. İşte siz sanıyorsunuz Google fotoğraflarda da var bu. Ben galeriden sildim. Google fotoğraflardan da siliniyor. Silinmesinin nedeni sadece görüntü olduğu için. Yedekli halde olmadığı için arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu örneklerle göstereceğim. Bu biraz dediğim gibi değişik bir konu. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle galerime gireyim. Galerimde sağ üstte solda resim var. Görüyorsunuz şu resim. Galeriden fotoğraflar silince Google fotoğraflarda siliniyor resmi. İşte bu resim arkadaşlar. Hemen buradan e, Google fotoğraflara geçiyorum. Google fotoğrafları açtım. Aynı resim burada da var görüyorsunuz arkadaşlar sol üstte. Şimdi bu resmin benim yedekli arkadaşlar. Ben bunu yedeklemiştim. Şimdi galerime tekrar dönüş yapıyorum. Galeri'den bu resmi işaretleyip siliyorum. Altta sil var görüyorsunuz. Siliyorum. Sildim. Tekrar Google fotoğraflara geçiyorum. Ama burada silinmedi. İşte yedeklenen resim buradan silinmez arkadaşlar. Şimdi sizlere farklı bir şey göstereceğim hemen. Telefonumdan ekran görüntüsü alıyorum. Aldım arkadaşlar. Şu an mobil veri kullanıyorum. Mobil veri kullandığım için yedekleme yapılmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce gösterdim. E, seçim yapmadığım için ayarlardan. Şu anda tekrar galeriye. Geçiyorum. Galeride resmimizi gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu anda solda en üstte ekran görüntüsü resmim. Burada da Google fotoğraflarda solda en üstte yine var. Şu anda yedeklenmiş gibi görünüyor. Hayır arkadaşlar yedeklenmedi. Sadece dediğim gibi galeriyle Google fotoğraflar birbirine bağlı olduğu için burada görüntü olarak görünüyor sadece. Şimdi ben galeriye gideceğim. Bu galeride bu resmi sileceğim. Buradan da silinecek arkadaşlar. Basıyorum. Sil yapıyorum. Siliyorum. Ve Google Fotoğraflara gidiyorum ve resim silindi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yedekleme yapmazsa bu fotoğraf galeriden sildiğimizde burada da silinir. Çünkü sadece görüntü olarak görüyorsunuz. Bunun sebebi bu arkadaşlar burada son olarak şunu da ilave edeyim yedeklememiz açık olacak mobil veri kullanıyorsak o mobil veri ayarını açacağız ee, bu şekilde Eğer wi-fi kullanıyorsak zaten yedeklememiz açıksa otomatikman yedekliyor ee, mobil veri kullanan arkadaşlara benim tavsiyem şu şimdi tekrar galeriye geleyim. Galerimize geldik arkadaşlar. Eğer çok internet yer, evet sıkıntınız yoksa o problem değil internet sıkıntınız. Ama internet sıkıntınız varsa sizlere tavsiyem şu arkadaşlar. Şimdi bir fotoğrafı işaretleyeyim. Bu fotoğrafı beğendiğim bir fotoğraf olsun bu işaretledim. İşte istediğiniz fotoğrafı kendiniz de yedekleyebilirsiniz Google fotoğraflara. Bunun için yapmanız gereken yedeklemeyi kapatıyorsunuz Google fotoğrafların kendiniz istediğiniz sevdiğiniz hoşunuza giden resmi kendiniz yedekliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? İşaretledim arkadaşlar. Aşağıda paylaşıma aç kısmı var, görüyorsunuz. Buraya basıyorum. Burada fotoğraflar var. Fotoğraflara basıyorum. Fotoğraflara bastıktan sonra yükle var. Şu anda fotoğraflar yükleniyor yüklendi arkadaşlar şu anda bir tane fotoğrafı sevdiğim fotoğrafı e, Google fotoğraflara e, yedekledim bu daha mantıklı benim tavsiyem bu sizlere arkadaşlar Çünkü gerekli gereksiz bütün fotoğrafları Google fotoğraflara yedekleyerek dediğim gibi çok mobil veri yer e, bunu da dikkate alın bu şekilde tek tek kendinizde paylaşarak Google fotoğraflarla bu yedeklemeyi sevdiğiniz istediğiniz fotoğrafı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu konu bu kadar. Umarım sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz karışık gibi gelse de çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir durum. Bu silinme olayı bunlardan kaynaklanıyor. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Siz de bu sorundan artık kurtulup rahatlıkla fotoğraflarınızı Google fotoğraflara yedekleyeceksiniz. Bu sorunu çözeceksiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Yeni güzel faydalı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.